أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme. Amin. Bahar Kalkanı harekatında ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Askerlerimiz orada karda, kışta, çamurda, yağmurda orada yatarak bizi korumaya çalışıyorlar. Biz burada sıcacık yatağımızda yatabiliyorsak, orada ödevimizi yapabiliyorsak bunların hepsi askerlerimiz sayesindedir. Asker abilerim oraya gitmeseydi, savaşmasaydılar belki de oradaki teröristler orayı işgal edip bizim topraklarımıza da girecekti. Bizi esir almaya başlayacaktı. Geçen hafta içerisinde İdlib'de sınır ötesi operasyonda şehitlerimiz oldu. Tabii ülke olarak buna biz çok üzüldük. Burası da İnovatif Lisesi, İnovatif Ortaokulu. Öğrencilerimizle birlikte şehit olan askerlerimize Fetih Suresi okuduk, dualar ettik. Ayrıca devamında Bahar Kalkanı operasyonu başladı. Bu operasyonda Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla yine aynı şekilde Fetih Suresi okuyoruz, okumaya devam ediyoruz. Her gün bu sureyi okuyoruz. Dualar ediyoruz Mehmetçiğimize. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Bu Bahar Kalkanı operasyonunun başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz. Türkiye konum itibariyle çok güzel bir bölgede. Asya ile Avrupa'nın kesiştiği, birleştiği bir noktada. Bu bölgede yüzyıllardan beri daha öncesinde ve bugünden sonra da yine aynı şekilde düşman olacak. Bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Dün Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda bu mücadeleyi verdik. Daha sonrasında 15 Temmuz'da bu mücadeleyi verdik. Ve şu anda da İdlib'de bu mücadeleyi veriyoruz. Biz millet olarak bir iddiamız var. Biz hakkı, adaleti üstün tutmayı, sevgiyi, saygıyı, barışı üstün görmeyi bilen bir milletiz. Onun için biz dünyada ne kadar adaletsizlik varsa, dünyada ne kadar zulüm gören milletler var ise, biz bunları kurtarmak için bizim misyonumuz bu diye ben düşünüyorum. Bugün de yine aynı şekilde Suriye'de Esed rejiminin bombası altında kalan halka yardım için oradayız, adalet için oradayız, mazlumların yanında olmak için oradayız.